Dur, giremezsin. Sınav başladı. Nasıl giremezmiş ya? Birazcık geç kaldı diye hem başımıza neler geldi. Sen hangi yetkiyle? Kesin talimat var hanım teyze. Sınav başladıktan sonra kimseyi alamayız içeri. Yakmayın beni, ne olur. 10 dakika oldu sadece, ne olur. Sen bana baksana bana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen bu kızın kim olduğunu biliyor musun? Bizatihi bölge birincisi kendisi. Sen Milli Eğitim Bakanı'na nasıl hesap vereceksin bu kızı imtihana sokamazsan? Bana bak adam, seni dava ederim. Bölge birinciliğini oynayan bir çocuğu sınava sokmuyorsun diye. Hem sen bu kızın geleceğiyle mi oynuyorsun? Hiç mi vicdan yok sende? Ama lütfen, lütfen zamanımdan gidiyor benim burada. Peki tamam, gel kızım benle. Şu görevlilerle bir konuşalım. Hadi selametle. Gel. Allah senden hadi, razı olsun. Hadi, hadi, hadi selametle. Yarım saat geçmiş olmaz. Niye geç kaldın kızım sen bu kadar? Hocam, hocam ben kağıdımı unutmuştum. Kağıdı yetiştirdiler. Tamam, tamam, içeride. Aslında aşağıdaydım yarım saattir, yemin ederim. Tamam, beraberdim, tamam, tamam, sakin ol. Geç, geç, sessiz ol biraz. Necati Hocam, ne oldu? Haber var mı Narin'den? Girebilmiş mi sınava? Erdoğan, ne diyorsun sen ya? Ne girebilmiş mi Narin sınava ya? Ya senin haberin yok tabii. Ben gelirken yolda Şadiye ile karşılaştım. Sabah evde kıyametler kopmuş. Bu Mehmet var ya, bu Mehmet, kızın giriş kağıdını saklamış. Ulan ben bu Mehmet'i öldüreyim mi şimdi yani? Allah yarabbim. Bunu bilse bilse Hafize Hanım bilir. Oğlum bana bir çay. Alo. Hafize Hanım, rahatsız ettim. Ben Necati Hoca. Kusura bakmayın. Ya ben bir şeyler duydum da Narin sınava girebildi mi acaba? Girdi, girdi. Zar zor, itiş, kakış, dövüş. İkna edebildik kapıdakileri, girdi. Zavallı Narin helak oldu ağlamaktan. İnşallah içeride kafasını toplayıp soruları cevaplayabiliyordur. Sağ olun efendim. Ne diyor? Girmiş sınava kız. Çok şükür. Sağ ol. Erdoğan girmiş de. Şimdi bu moral bozukluğu, bu kafa dağınıklığıyla nasıl cevaplayacak soruları? Sen merak etme. Şimdi o cin gibidir. Kendini toparlamıştır, çözmeye başlamıştır soruları. Senin bu saatte burada ne işin var? Yeni başkan sana izin mi veriyor? Yeni başkanla pek anlaşamıyoruz. Zaten kulübede tuhaf tuhaf adamlar geldi. Öncekiler çok düzgündü de. Evet, ben öyle deme. Hikmet Başkan'ın kendine özgü bir ahlak anlayışı vardı. Bunlar da o da yok. Ahlak anlayışı, tabii. Heykelini dikmek lazım. Ben bir takım şeyler duydum. Bu yeni başkan fabrikayı aldıktan sonra bayağı adamı işten çıkartmış, doğru mu? Doğru. Herkesi işten çıkarıyorlar. Beni de çıkaracaklar. Eli kulağındadır. Beni de yakında işten çıkarttılar. Bu yeni başkanla pek anlaşamıyoruz dedim ya. Yakında aramızda hırs çıkacak. Bunlar futbol için tehlikeli adamlar. Bir şeyler karıştırıyorlar ama. Neyse, hayırlısı olsun diyelim. Çıktı. Narin, nasıl geçti yavrum? Yaptın mı soruları? Yaptım. Çok iyi geçti Hafize teyze, çok iyi geçti. Hatta cevaplarımı bile kontrol ettim. Bana bak, sakın atmasaydın. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor biliyorsun. Evet, biliyorum, biliyorum. Yok yok, tamam yani bilmediklerimi boş bıraktım zaten. Aferin. Oh. Ben Fırat'ı arayayım hemen. Aa, nereden çıktı bakayım o telefon? Ya işte Fırat vermişti geçenlerde. Hani en azından mesajlaşalım diye. Her şey böyle. Alo.
Nasıl geçti sınavın? Çok iyi geçti ya. Çok iyi. 45 soru matematikten 44 sorusunu yaptım. Türkçeyi yaptım. Sosyalin tamamını full çaktım yani. Peki sizin kaç sayıları ne oldu bu sene? İstanbul hukuka yetiyor mu diye bakıyorum ben de puanın da kesin yazarız o zaman. Evet evet yazıyoruz kesin. Zaten sözel 1.8 sayısalda 0.4 önce tam eşit ağırlık oluyor. Tamamdır yani. Hadi konuşuruz sonra. Ben şimdi kapatayım. Hafize teyze bekliyor. Tamam. Öpüyorum seni. O elindekini iade edebilirsin Fırat'a. Ben Necati abiyi de bir arayayım. Ölmüştür meraktan. Erdoğan Narin arıyor. Aç. Alo. Alo. Necati abi. Nasıl geçti? Bitti. Hepsini yaptım Necati abi, hepsini. Evet, yaşa be Narin. Yaşa, sen yaslan. Gururusun be. Kalk oynayalım ha. Kaydırı kumpak çevirle. Nay 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 nay. Kalkın da üstü oynayın. Nay 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 nay. Erdoğan abi, ne olmuş, haber alabildin mi? Yetişmiş mi ablam sınava? Yetişmiş, yetişmiş. Hafize Hanım son anda kağıdını yetiştirmiş. Çok da güzel geçmiş sınavı. İnşallah çok güzel bir yeri kazanacak. Mehmet sen nasıl bir mahlukat oldun be oğlum? Hayır ne geçti eline kızın kağıdını saklayınca ben onu anlamıyorum ha. Şu geçmiyor mu aklından? Şu kız okusun kendini kurtarsın ha. Belki bizi de kurtarır değil mi? Oğlum. Nereye? Bak oğlum mis gibi tarhana çorbası yaptım. Sofraya otursana. Ay, Recep'im de pek severdi tarhana çorbasını. Erdoğan abi gelsene otursana. Yok ben tokum. Yedim. Şey benim oğlan nerede? Görünmüyor ortalıkta. Kapının önündeydi biraz önce. Dur ben ona bir bakayım. Hadi eyvallah. Şadiye. Kızım, baban ne yapar, ne eder oralarda, gurbet ellerde? Ha, beş parasız. Ne yer, ne içer ha kızım? Recep, ne geldin sen? Ben sana gelme demedim mi? Kediler bile özlemiş beni miyav miyav. Aç ağzını. Aç. Aç aç. Aç. Çiğne şimdi. Çiğne gül. Çiğne sen. Çiğne. Yut şimdi. Yuttum. Heh gördün mü bak. Lokman boğazından geçti işte. Gel otur. Nereden çıktı bütün bunlar? Günlerdir sokaklardayım. İt gibi çalışıyorum. İt gibi sokaklarda yatıyorum. Sırf şu masayı sana kurabilmek için. Aşkından hamallık bile yaptım. Cık, yaparım da aşkım benim. Ah mis. Çalışmaktan, hamallıktan var ya şuralarım olmuş taş taş. Bak bak. Ah, ah. Şöyle iki ovalasan da bir kendime gelsem ya. Oh, vay maşallah kerpeten gibisin gülüm be. Bas 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 bas. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.